Feyza Aktan'dan 2019 yılında boşanan Özcan Deniz, İranlı modacı aşkı Samar Datkar'la evlenmeye hazırlanırken bir itiraz geldi. Özcan'ın annesi Kadriye Deniz, durun evlenemezsiniz dedi. Bakın neden? Bir tanedir evren. Damatlarım da, kızlarım da, daha çok torunlarım. 10 tane torunum var. Evet, hepsine teşekkür ediyorum. Allah herkese nasip etsin. Yani evdeyim, çocuklarımla ilgileniyorum. Başka soru bana sormayın. Kuzeyi sormak istiyorum. Kuzeyi bu aralarda görmedim, duydunuz. Evet. Yani o konuya da çok girmek istemiyorum. Özlem Bey'in de sistemi vardı. Evet, getirdiler herhalde. Geldi kuzey. Bayramda geldi. İyi, babayla beraber bayramda, kendi evinde, bahçesinde eğlendiler. Başka ne diyebilirim? Siz Özlem duyuyorsunuz herhalde. Ya duyulmaz mı? Tabii ki duyuyorum. Çocuklarımın da özlemi. Kimi bir hafta görmesem merak ediyorum, arıyorum. Ona ulaşamazsam da diğer çocuğumu arıyorum. Örneğin ablan, kardeşin, abin. Daha çok Ercan'a soruyorum. O daha çok bana yakın, iletişimimiz. Bazen Özcan'a ulaşamadım mı, Kuzey'e ulaşamadım mı? Zaten Kuzey'in annesi... Oralara girmeyelim. Damatları da girinler biraz. Damatlarım çok iyi. Hepsine de çok memnunum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu iletişim damatlarımla, tabii ki gelinimle, bu benden de kaynaklanıyor. Hani onların özeli ya da üstüne düşmem, neyi beğenmişler, ne yemek istiyorlar, nereye gitmek istiyorlar, tabii ki diyorum. Mutlu olsunlar, kimsenin gözyaşları olmasın benim için. Tabii ben de çok yoruldum. Yani bunları hepsini kaldırmak, taşımak, hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Benim için de bunlar çok yordu. Bu saatten sonra ben de dinlenmek istiyorum. Çocuklarıma da mutluluklar diliyorum. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler. Özcan eğer mutluysa, yani sonuna kadar tabii ki istiyorum. Onun mutluluğu benim için çok önemli. İstiyorum, mutlu olsun. Yani artık bir yastıkta baş koysunlar. Yani başka bir şey etmiyorum, yani yorum yok. Yani ya ben daha önce tanıştım, tabii ki konuştum. Yani siz artık hani Özlem Bey'in evliliğine, hani evlilik durumuna sıcak bakıyor musunuz? Şimdi burası sakat. Yani ben Özcan'ın, duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu da var ama kız arkadaşıyla da mutluluklar diliyorum. Yani illa nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun, kalpler bir olsun, dürüstlük olsun. Bunu Allah'ımdan diliyorum. Evet, duyacak tabii şu konuşmalarımı. Evet, evliliğini istemiyorum. Zaman zaman ben dinliyorum magazinde bunu. Tabii ki belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir, bilmiyorum. Ama ben istemiyorum. Özcan da bunu düşünmesi lazım. Evet. Böyle kayınvalide dostlar başına mı diyeyim? Dostlar başına mı? İşte dalga geçerek söylüyorum ama dostlarına kötülük zaten etti.
Kadriye Hanım üzülmesin. Özcan Deniz bu ilişkisini evliliğe götürmez zaten. Oradan güç alarak konuşuyor. Yüksek pek evliliğe gidecek bir ilişki değil. Bu uzun dönemli yüzük takılıyor. Ne zaman sorsan önümüzdeki yaz. Evet. Yaz geliyor sonbahar, sonbahar geliyor kış. Yaz. Kış geliyor bu bahar. Yüzük parmakta eskiyor artık. Bu öyle evet. Şeylerden. Ben de artık bir daha Özcan Deniz'in hani evleneceğini, evlenmek istediğini düşünmüyorum. Dediği gibi bir tane de evladı var. Allah uzun ömür versin. Sanmıyorum ben de evleneceğini. Peki bir şey söyleyeceğim. Samara olsanız. Müstakbel kayınvalideniz böyle bir açıklama yapıyor. Milyonlara böyle bir açıklama yapıyor. Oğlumun evlenmesini istemiyorum diyor. Kırılmaz mısınız? Kırılırsın tabii canım. İlişkide gelecek diyor. Böyle devam etsin. Böyle devam etsin. Peki o kız sizin kızınız olsaydı Kadriye teyzeye soralım. Böyle mi düşüneceksiniz yine? Yine bu şekilde bir açıklama yapacak? Niye Kadriye Hanım böyle bir açıklama yapma gereği duymuş onu biliyor muyuz? Şeyden dolayı ilk evlilikten dilleri yandı ya. Niye? Karşı tarafın da dili yandı. İşte iki tarafın da dili yandı. Bu sebepten dolayı oğlunu korumak istiyor. Hem oğlunu korumak istiyor hem oğlunun mal varlığını korumak istiyor. Ya evet. Gülşen'cim orada birinci korumak sadece işin ucunda para var. Mal varlığını işte çünkü Özcan Deniz'in abisi Ercan'dı galiba yanılmıyorsam. Ercan. Yani ailenin bütün şeyini yönetiyor işte para, gayrimenkul, otomobil falan filan. O konuda sıkıntıya düştüler. Yoksa bunun içinde duygusal hiçbir şey yok. Yok aynen öyle. Yani tamamıyla duygusal dersek maddi anlamda duygusal diyoruz. Yani oğlum yine böyle biriyle evleneceksin. Ondan da çocuk yapacaksın. Ona da nafaka tazminat vermek zorunda kalacaksın. Ama başını ağrıtma hiç, böyle git demek yani istiyor. Aslında şunu söylemek istiyor. Oğlum sen gönlünü eğlendir. Ona getiriyor aslında. Gittiği yere evlenmek kadar şart değil. Ama gidip de böyle sakın imza falan atma orada hata edersin demek istiyor. Ama bunu söylerken Samar'ın da bir annesi babası olduğunu, bir evin bir kız evladı olduğunu düşünmesi lazım. Onu daha zarifçe söylemenin yöntemleri var. Onlar şimdi bazı aileler de gelini ya da damadı istemiyor. Mikrofon uzatıldığında ne diyorlar? Çocukların bileceği iş biz karışmayalım. Tabii. Oradan anlayın ki aslında gönülleri yok. Ama toplum nezdinde, kamuoyu önünde incitmeden, kırmadan bu işi çözelim. Yakında kriz ama çıkar. Kriz haberini duyarız yakında. Samar'la yani, Özcan Samar arasında. Samar kaç yaşındaydı? 26 yaşında. Yine yani şimdi Seda Sayan'a şey diyoruz. Kadın istediğini alsın, Özcan Deniz almasın demek istemiyorum tabii ki. Hı. Aynı şey. O sefer diyecekler ki oraya niye böyle söyledin, buraya niye böyle söyledin. Ama öteki taraf kız olunca yani Çağlar sonuç olarak erkek. Erkek adama hiçbir şey olmaz. Hayır. Erkekle ama de alakası yok. Yaş farklarına bak şimdi şöyle bakmak lazım. Yani 20'lerinin daha ortalarında bir kız daha ne istediğini zaten tam bilmiyor. Erkekle kadın bir değil. Ya. Hep onu söylüyorum. Yani şimdi Çağlar sonuç olarak 30 yaşlarında bir adam. Yani Seda Sayan'ı ne kadar kullanabilir. Ama tersi taraf ne olursa olsun 26-27 yaşında naif bir genç kız olunca insan hep kullanıldığını düşünüyor niyeyse psikolojik olarak. Şimdi bir de benim iki tane kız evladım olduğu için daha büyük konuşmak tabii ya da başka şeyler söylemek istemiyorum. Yani gerek yokmuş Kadriye teyzemin böyle bir açıklama yapmasına. Acaba bir yandan da hani her taraftan düşünerek vermeye çalışıyoruz ya haberleri. Özcan Deniz dikkat edin gündeme gelmek için hiç kendi konuşmuyor. Ya sevgilisi nişanlısı böyle çarpıcı açıklamalar yapıyor. Ne diyor? Özcan işte mini giymemi istemiyor. Bir onunla gündeme geliyor. Bir önceki davasında evladı ile ilgili gündeme geliyor. Şimdi gündem maddeleri bitince bu kez annesi konuşuyor. Evet. Ama ben sana yani şey söyleyeyim mi? Yani hepsi böyle baksana arka arkaya gelmeye başladı. Bu konuşma Özcan'ın kontrolünün dışında bir konuşma ya bence. Ya da serbest bence bıraktı Özcan'ın annesini. Bence Özcan'ın hiç haberi yok bu konuşmadan. Yani tabii basına yansıyınca haberdar. Tabii aynen böyle bir konuşmaya asla izin vermem. Tabii kız tarafında da bunu savunabilecek zaten. Diyecek benim haberim yok annem böyle konuşmuş diyecek. Şimdi ama bir aslında şekilde bu da işine gelecek. Bak Özcan Deniz'in sahne programları gittikçe artmaya başlıyor. Dün de Maslak'ta bir yerde sahneye çıktı. Ama zaten orada da annelik üzerine konuştu. Hepsi bak ardı ardı sahne programları ve polemikler. Ama zaten siz bu işin içindesiniz. Bu zaten bir değil mi yani? Bu ne zaman şey oluyor hop sahne geliyor. Yani adamın sanatçılığı zaten şimdi kötü adam. Aslında kızacağım başka bir konu var burada. Kimin? Bak Kadriye Hanım konuşuyor. Kadriye teyze konuşuyor. Evet. Oğlunuz işte şeyle, oğluyla görüşüyor mu, kuzeyle görüşüyor mu, torununuza özlem duyuyor musunuz filan? Tabii ki duyuyorum işte ama diyor zaten bayramda geldi, babasıyla evdelerdi.
Özcan bayramdan ki, evet, iki gün önce falan isyan etmiyor muydu? Yaptı. Kaşırdı çocuğumu, çocuğumu zaten yok, göremiyorum. Zaten evleri yan yana. Hayır, Antalya'ya gitmişti ha. Feyza. Ha. Kaçırdı çocuğumu, çocuğumu göremiyorum diyor. E baksana Kadriye Hanım diyor ki bayramda geldi, babasıyla evdeydiler. Alıştı. Yok canım, yani ben Feyza'yla da tanışıyorum. Zaten bence, evleri bence yan yana, mümkün değil. Bence biraz bozulabilir. Olabilir. Yani buradan da ne çıkıyor işte? Oyun içinde oyun çıkıyor. Oyun bir içinde, de... Evet. Şimdi Deniz ailesi annesinin bu konularda dikkatli konuşması yönünde Kadriye Hanım'a bir uyarı getirse, bir şey yapsa tamam, ama yani bir açılışta rahat rahat konuşuyor. Yani anneye tembihlenmiş bile. Evet, konuş bile denmiş olabilir. Olabilir. Özcan Deniz hızla sahnelere dönüyor. Sahnelere dönenin bazı ünlüler arasında malzemeye, magazinde konuşulma malzemesine ihtiyaçları var. Bu arada herkes de kendi kendilerine değişik gündemler yaratıyorlar. Ya bir şekilde yaratmak durumunda kalıyorlar. Evet. Özcan'ın annesine lütfen şunu sorun hanımefendiye. siz de kız evladınız olsa kızınızla evlenmesin, flört aşamasında kalsın mı isterdiniz? Asla istemezdiniz. Hiçbir oğlunuza istemez. Bence tavsiyeniz şu olsun. Git akranınla beraber ol çocuğu. Yaşıtınla beraber ol. Ama onu da hoşlanmıyorlar ki. Hı? Onu istemiyorlar ki sen. Ne oluyor orada? Ne zaman gördünüz hiç bugüne kadar Özcan'ın kendi yaşına denk bir ilişkisi oldu mu? Kaç yıldır magazinde? Özcan 49 yaşında. Hiç oldu mu kendine denk? Hadi 50'ye 40, bir kaldı. Hadi 40 bile oldu mu hiç? 40'larında da hiç duymadık. Var mı öyle 40'larında? No. Ne? Hayır, eskiden kendi yaşıtlarıyla oluyordu ama 40'ından sonra... Son 20 sonra, yıldır hiç evet, olmadı. 40'ından evet, sonra... Kendisinden yaşça küçük yani sevgililer seçti.